Merhaba arkadaşlar, Ton TV Radyoton ortak yanında ben Elif Kuru, bugün de sizlerleyim. Beyin fırtınası estireceğiz bugün kampüsün içerisinde. 5 farklı soru soracağız arkadaşlarımıza. Bakalım nasıl cevapları alacağız yönelteceğimiz sorulara. Büyük bir merakla bekliyoruz. Hadi artık beyin fırtınası başlasın. Merhaba, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Sizi tanıyorum. Beyza Nur Esen, bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Ben de Ege, ben de bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim, birinci sınıf. Şimdi biz bir program yapıyoruz Beyin Fırtınası adında. 5 soru soracağım size. 5'ine de doğru cevap verirseniz eğer bizden bilet kazanma fırsatı yakalayacaksınız. Hazırsanız başlayalım isterseniz. Tamam. Birinci soru geliyor. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? 1923. Doğru. İkinci soru geliyor. Bakü hangi devletin başkentidir? Azerbaycan. Doğru. Üçüncü soru geliyor Beyza Hanım. Bir futbol müsabakasında hakem kronometreyi 45'ten mi geriye sayar yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar? 0'dan 45'e doğru. Emin misin? Değilim. Emin olduğum bir cevap alayım. Nereden sayıyor? Özellikle 45. Bana sormadı. 45'ten geriye diyeyim o zaman. Emin misin? Son kararım. Sıfırdan geriye mi yoksa sıfırdan 45'e mi yoksa 45'ten geriye mi sayar? Sıfırdan 45 bence. Doğru cevap. Yanılmadın. Tebrik ediyorum. Dördüncü soru geliyor. UNICEF'in amacı ve görevi nedir? UNICEF'in amacı bir dakika. UNICEF. Hepsi birbirine girdi değil mi şu an? O UNESCO'ydu. UNICEF Tamam, pas diyorum. Beyza mısın soruyorum? Benim de şu an hepsi çorba oldu. Ya işte... Dur. Uluslararası bir şey. Kendimi çok cahil hissediyorum şu an. Birinci sorunuz geliyor. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiş? 29 Ekim 1923. Doğru cevap. Bakü hangi devletin başkentidir? Azerbaycan. Emin misin? Evet. Doğru cevap. Fatma, üçüncü sorun geliyor. Bir futbol müsabakasında hakem kronometreyi 45'ten geriye mi sayar yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar? 0'dan 45'e. Emin misin? Eminim. Doğru cevap. Dördüncü sorun geliyor. UNICEF'in amacı ve görevi nedir? UNICEF bildiğim kadarıyla çocuklara yardım vakfı. Hani çocuklar için yapılan yardımlar diye düşünüyorum. Doğru. Yardım kuruluşu çocuklar için. Bir futbol müsabakasında hakem kronometreyi 45'ten geriye mi sayar yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar? 0'dan 45'e. Ben bunu biliyorum, söylüyorum. 45'ten geri. 45'ten geriye mi, emin misin? Eminim. Maalesef yanlış cevap verdin. Diğer soruyu sana soruyorum Süleyman. UNICEF'in amacı ve görevi nedir? UNICEF'in amacı ve görevi nedir? Güzel. Sağlık örgütü değil mi? Sağlık örgütü mü? UNICEF. Evet, öyle hatırlıyorum. Ama yanlış hatırlıyorsun. UNICEF çocukları korumak için kurulan bir kurum. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? 1923. Doğru. İkinci sorun geliyor. Bakü hangi devletin başkentidir? Azerbaycan. Bu da doğru. Üçüncü sorun geliyor İlyada. Bir futbol müsabakasında hakem kronometreyi 45'ten mi geriye sayar yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar? Süre var mı? 3 saniye. 0'dan 45'e sayar herhalde. Değil mi? 0'dan 45'e doğru. Dördüncü sorun geliyor. UNICEF'in amacı ve görevi nedir? Çocuklar için, kimsesiz çocuklara yardım etmek için kurulmuş UNICEF. Bu kadar biliyorum yani, bu kadar bende. Doğru. Sinekli Bakkal'ın yazarı kimdir? Halide Edip Adıvar. 5 sorunun 5'ine de doğru cevap verdin. Neler hissediyorsun? Genel kültürüme güveniyordum zaten. Mutluyum. Bakü hangi devletin başkentidir? Küba. Hayır. Azerbaycan. Doğru, Azerbaycan. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? 1923. Doğru cevap. Bakü hangi devletin başkentidir? Azerbaycan. Bir futbol müsabakasında hakem kronometreyi 45'ten geriye mi sayar yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar?
45'ten geriye doğru sayar. Maalesef yanlış cevap Emre. Dördüncü sorun geliyor. UNICEF'in amacı ve görevi nedir? UNICEF'in amacı ve görevi. Onlar daha çok yani böyle sosyal bir yardımlaşma gibi bir şey yapıyor. Yani yardımda bulunuyorlar daha çok. Ben, neye yardım ediyorlar? İşte Afrika'daki çocuklar olsun, ondan sonra ne bileyim engelli çocuklar olsun. Yani bu tarz duyarlılık kapsamında faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Doğru cevap, bu da doğru. Beşinci sorun geliyor. Sinekli Bakkal'ın yazarı kimdir? Sinekli Bakkal. Yazarı kimdir? Ben değilim, o kesin. Evet, onu biz de biliyoruz ama kimdir? Doğru cevap nedir? Hiçbir fikrim yok. İkinci soru geliyor. Bakü hangi devletin başkentidir? Azerbaycan. Bu da doğru. Üçüncü soru geliyor. Bir futbol müsabakasında hakem kronometreyi 45 mi, 45'ten mi yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar? O. 45'ten geriye mi yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar? 0'dan 45'e doğru. Emin misiniz? Değil miyim? Bilmiyorum, emin misiniz? Hiçbir fikrim yok yani. Normal 0'dan 45'e doğru diyeyim. Doğru bu da. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? 1923 yılında ilan edilmiştir. Birinci soru doğru, ikinci soruya geçiyorum. Bakü hangi devletin başkentidir? Bakü hangi devletin başkentidir? Bakü bir devlet miydi ya? Devlet ol. Devlet. Bakü bir devlet miydi? Devlet. Bakü bir devletse başkentini mi sordunuz? Evet, başkentini soruyorum. Başkenti Bakü'nün... Pas diyeyim, geri dönelim bence bu soruya. Tamam, yanlış geri... Yanlış yapmayın, ben soruyorum. Üçüncü soruyu soruyorum o zaman. Bir futbol müsabakasında hakem kronometreyi 45'ten mi geriye sayar yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar? Şöyle bir şey vardır, bir futbol müsabakası 90 dakikadır. Evet. 0'dan 90'a kadar sayar. Yani İlk yarı olarak. 0'dan 45'e doğru sayar. 0'dan 45'e değil mi? Eminim. Son karar mı gerçekten? Son kararım. Doğru cevap verdin. Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir? 1923. Bakü hangi devletin başkentidir? Azerbaycan. Doğru. Üçüncü soru geliyor Doruk. Bir futbol müsabakasında hakem kronometreyi 45'ten geriye mi sayar yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar? Valla emin değilim ama 0'dan 45'e sayıyordur herhalde. Emin olmayarak doğru cevap verdin. Dördüncü sorun geliyor. UNICEF'in amacı ve görevi nedir? UNICEF... Hiç bilmiyorum ama bir yardım vakfı olduğunu biliyorum. Amacını bilmiyorum. Neye yardım ediyor peki bu kurum? UNICEF... Vallahi bilmiyorum, kimsesiz çocuklar diyeyim. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? 29 Ekim 1900... Şimdi burasını kessek heyecanlandım, şimdi olmaz ama. Çok heyecanlı. Evet. 29 Ekim 1920... 23... Değil. Emin misin? 23 mi, emin misin? Eminim, son kararım. Beşinci soru geliyor. Sinekli Bakkal'ın yazarı kimdir? Okudum o kitabı, Halide Edip adı var. Doğru cevap verdin. 5 soruya da doğru cevap verdin. Neler hissediyorsun? Mutluyum. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutlusun. Birinci sorunuz geliyor. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? 1923. Doğru cevap. Bir futbol müsabakasında hakem kronometreyi 45'ten mi geriye sayar yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar? 45'ten geriye sayar. Maalesef yalnız 0'dan 45'e doğru sayar. Dördüncü soru geliyor. UNICEF'in amacı ve görevi nedir? UNICEF dünyadaki çocuklara yardım etmek amacıyla kurulan bir kurum diye biliyorum. Doğru, bu da doğru. Sinekli Bakkal'ın yazarı kimdir? Sinekli Bakkal. Evet, Sinekli Bakkal'ın yazarı kimdir? Sinekli Bakkal. Reşat Nuri Gültekin. İnan hiçbir alakam yok onunla. Reşat Nuri Güntekin değil, Halide Edip adı var olacaktı doğru cevap. Bir futbol müsabakasında hakem kronometreyi 45'ten mi geriye sayar yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar? 45'ten geriye. Yanlış cevap. UNICEF'in amacı ve görevi nedir? Çocuklar. Çocuklar. Çocuklar ama ne çocuklar? Tamam, UNICEF çocuklar, evsiz çocuklar.
Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? Evet, 1923. Doğru cevap. İkinci soru, Bakü hangi devletin başkentidir? Bakü, Azerbaycan. Doğru. Üçüncü sorun geliyor Ozan. Bir futbol müsabakasında hakem kronometreyi 45'ten mi geriye sayar yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar? 0'dan 45'e doğru sayar. Emin misin peki? Evet. Son kararın? Evet. Doğru. UNICEF'in amacı ve görevi nedir? UNICEF'in amacı ve görevi barışı sağlamak. Barışı sağlamak. Aynen, barışı sağlamak. Nerede? Kimle barışı sağlamak? Çocukların barışını sağlamak diyebiliyorum. UNICEF. Çocuk barışı sağlamak. Uluslararası, dünyasal UNICEF. Yanlış. Çocuk kısmı doğru ama barış kısmı yanlış. Çocuk hakları. Çocuk hakları savunuculuğu, doğru mu? Tamam, doğru kabul ediyorum içerisinde çocuk kelimesi olduğu için. O Sinekli Bakkalı'nın yazarı kimdir? Halide Edip Adıvar. Emin misin? Evet, çok eminim. Evet, çok eminim. Evet, çok doğru cevap verdin. Tebrik ediyorum. 5 soruya da doğru cevap verdin. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Heyecandan karıştıracağımı zannetmiştim ama karıştırmadım. Evet, UNICEF'te biraz zorlandı. Hani UNICEF'te biraz zorlandı çünkü barış, çocuk, o iki kelimeye hakları falan biliyordum da yine de bir şey oldum, tereddüt oldum ama yine de sevindim cevapladığıma. Güzel yarış çıkardın. Tebrik ediyorum seni. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. UNICEF'in amacı ve görevi nedir? UNICEF'in amacı... Ne görevi? Tam olarak bilmiyorum. Bir fikriniz demiyor. Yani şu an sınav, vizeye gireceğim, o yüzden hepsi böyle kafamda. O yüzden tamam. Şu an evet. Tamam, bunu pas geçiyorum o zaman. Bunu bilemediniz. Beşinci soru geliyor. Sinekli Bakkal'ın yazarı kimdir? Halide Edip adı var. Doğru cevap. 5'te 4 doğru yaptınız. 5'te 5 yapamadığınız için size bilet kazandıramıyoruz. Ama güzel bir yarıştı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Birinci sorunuz geliyor. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? 1923. Doğru. İkinci soru geliyor. Bakü hangi devletin başkentidir? Azerbaycan. Bu da doğru. Doğukan, üçüncü sorun geliyor. Bir futbol müsabakasında hakem kronometreyi 45'ten geriye mi sayar yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar? 0'dan 45'e doğru. Üçüncü soru da doğru. UNICEF'in amacı, görevi nedir? UNICEF doğal varlık tam olarak şey yapamadım şimdi de. Birinci sorun geliyor. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Çok heyecanlandım. 29 Ekim 1923. Doğru cevap. Birinci sorunuz geliyor. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? 1923. 1923, emin misin? Evet. Doğru. İkinci sorun geliyor. Bakü hangi devletin başkentidir? Azerbaycan. Evet. Doğru. Üçüncü sorun geliyor. Bir futbol müsabakasında hakem kronometreyi 45'ten mi geriye sayar yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar? 45'ten geriye doğru sayar. Emin misin 45'ten geriye mi? 0'dan 45'e doğru sayar. Emin misin? Evet. Son kararın mı? Evet. Doğru cevap. İlk yanlıştı ama sonradan düzelttin. Sonradan aklıma geldi. Doğru cevap verdin. Dördüncü sorun geliyor. UNICEF'in amacı ve görevi nedir? Dünya üzerindeki çocukların eşit ve iyi bir şekilde yetişmesini sağlamak. Doğru. Bu da doğru. Son sorun geliyor. Sinekli Bakkalı'nın yazarı kimdir? Çok güzel. Egok. Buraya kadar çok güzeldi. Katılan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Benden bu kadar. Yok, bilmiyorum. Yani bir tahminin de mi? Bir tahminim. Yani bak, kesinlikle ha evet falan diyeceğim ama şu an yok yani. Hiçbir tahminim yok. Bakü hangi devletin başkentidir? Azerbaycan. Çok zordu değil mi? Çok zordu vallahi. Bildiğim gibi. Üçüncü soru geliyor. Bir futbol müsabakasında hakem kronometreyi 45'ten geriye mi sayar yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar? 0'dan 45'e doğru sayar. Emin misin? Eminim, futbolcuyum çünkü biliyorum. Doğru cevap. Birinci sorun geliyor. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiş? 1923 yılında. Doğru cevap. İkinci soruyu da size sorayım. Bakü hangi devletin başkentidir? İsveç mi? Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? 29 Ekim 1923. Doğru cevap. Bakü hangi devletin başkentidir? Azerbaycan. Bu da doğru Onur Bey. Üçüncü sorunuz geliyor. Bir futbol müsabakasında hakem kronometreyi 45'ten geriye mi sayar yoksa 0'dan 45'e doğru mu sayar? 45'ten geriye sayar. Siz 5 söküyordunuz değil mi? Evet. Yanlış mı? 0'dan 45'e doğru sayar. Ben durdurduğumda geri diye biliyorum da neyse. 0'dan 45'e doğru sayıyor. Bunu öğrenmiş oldunuz. Günse bu şey Afrika'daki çocukları falan korumuyor muydu ya? İstemeyerek de olsa emin misin? Doğru mu sence çocukları? Çocuklarla alakalı bir kurum mu? Dur ya, UNICEF şeydi, bu tarihi eserleri koruyordu galiba.
Ben hiç hatırlamıyorum. Kesin bir cevap alabilir miyim şimdi? UNICEF. Attılar falan. UNICEF şey ya. Çocuklara yardım falan ediyor o aynen. Doğru cevap. Evet arkadaşlar, bugün de beyin fırtınasında arkadaşlarımıza sorular yönelttik. İlginç cevaplar aldık. Karşılığında çok beklenmedik cevaplar da gelmiş olsa da güzel bir programdı. Bugünkü beyin fırtınasının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle ve hoşça kalın.